Avukat Hasan Kılıç'la konuşacağız. Efendim, Ulusal Kanal ekranlarına gece görüşüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında önümde 11 ilke ve aynı zamanda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet içeren bir belge var. Tabii ben hepsini dökümünü alamadım. Çok uzun. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir saate aşkın zaten eylem planını açıklarken bir konuşma yaptı. Ben böyle özetle baktığım zaman 11 ilkenin ve 9 amacın içerisinde bir takım değişikliklerle birlikte ama aslında mevcutta anayasanın içerisinde de bulunan bazı maddelerin uygulama kapsamında daha soyut anlama getirildiğini görüyorum. Yanlış mı anlıyorum? Siz genel anlamda açıklanan planı nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz bir genel değerlendirmeyle başlayalım, sonra ayrıntılara doğru dönelim. Evet, genel değerlendirme yapalım. Sizin dediğiniz gibi tabii uzun yıllardır özellikle hukuk alanında biliyorsunuz çok ciddi tartışmalar oluyor. Neredeyse her hafta hukukla ilgili bir süreci yaşıyoruz. Burada daha çok baktığınızda ifade almadan işte gözaltından özellikle tutuklamalara kadar geçen süreçler çok ciddi anlamda tartışmalar oluyor. Tabii ülkenin hukuk devleti anlamında gelişmesi çok çok önemli. Yani eğer biz çağdaş, demokratik bir hukuk devleti sürecine sahip olmak istiyorsak, o çizgiye gelmek istiyorsak bu anlamda eksikliklerimizi görüp düzeltip yolumuza devam etmemiz gerekir. Tabii genel anlamda içeriğine geleceğiz. Çok sayıda değişiklik öngörüyor. Yalnız tabii hukuk camiasının şöyle bir algısı var. Bunu tabii olumsuz algılamamak lazım ama daha iyi olması açısından bunu vurguluyorum. Özellikle çok sayıda yargı paketiyle ilgili geçmiş yıllarda yine çalışmalar olmuştu. Bu çalışmalarda belirlenen süreçlerin, anlatılan konuların, söylemlerin hukukçular açısından bir yansıması var. Yani toplum buna başka bakabilir ama hukukçular açısından, uygulamacılar açısından yansıması var. Yani şunu demek istiyorum. Aslında işte karakola gittiğinizde, emniyete gittiğinizde, adli koridorlarında, dosyanızı incelediğinizde, müvekkili savunduğunuzda, cezaevine gittiğinizde, oradaki mağduriyetleri gördüğünüzde, hak ihlallerini gördüğünüzde, yargılamalar sürecinde başka bir tablo görüyorsunuz. Dolayısıyla bu eylem planları, yargı paketleri, yargı reformu adı altında geçmişte de çok sayıda söylem oldu. Buralarda söylenilenin dışında hareket edildiğini, burada gelişimin sağlanmadığını açıkça belirtmek lazım. Bunu açıkça belirtmeliyiz ki bundan sonrası için bu alanda mutlaka çalışmalar yapalım. Şunu doğru bulmuyorum. Yani bizler mutlaka katkı sunmalıyız artık. Biliyorsunuz çok zorlu süreçler yaşadık hep beraber uzun yıllar. Ülkenin özellikle ordusu yargısının ele geçirildiği zor süreçleri geçirdi bu ülke. Daha sonrasında darbe teşebbüsü devamında ağır süreçler yaşandı. Buradan çıkıp hukuk alanındaki tahribatları görüp o olumsuzlukları bir anlamda ortaya koyma durumu söz konusu oluyor. Ama artık bundan çıkıp bir şekilde bu alandaki gelişimleri sağlamamız gerekiyor. Bunun için de tabii siyasal iktidarın özellikle topluma, biz hukukçulara biraz güven vermesi gerekiyor. Çünkü geçmiş yıllarda özellikle bizim bu sizin kanalda da çok sayıda eleştirilerimiz olmuştu. Oradan bazı farklılıklar oldu özellikle yaşanan süreçlerde. Yani gelişimler oldu. Ama bugün baktığımızda işkenceden tutun, yargılamaların uzunluğuna kadar, tutukluluğa kadar her alanda çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Şöyle özetleyeyim, yani şunu demek istedim aslında. Geçmişte yaşadığımız bir süreç var, zor zamanlar var. Buralarda uygulanan noktalar söz konusu. Oraları bir kenara bıraktık ama bugünden sonra artık bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Yani hiçbir şey düzelmiyor diyerek de olmaz. Ama bunun için de açıkçası güven duygusunun özellikle hukuk camiası üzerinde tesisi gerekiyor. Bunu her bu paketler geldiğinde, her bu değişiklikler, çalışmalar geldiğinde biz önemli vurguluyoruz. Gerçekten üzerinde oturup çalışmamız lazım. Burada da
önemli noktalar var. Ama burada bitmiyor. Şunu vurgulamak istiyorum. Yani çok sayıda bu tarz öneriler gelindi ama uygulamaya yansıması maalesef olmadı. Buradaki sorunlarımızı tespit edip, şu aşamada tespit edip çözümünü sağlamamız gerekiyor. Bunun birkaç ayağı var. Yani bir, uygulamacıların gerekli özeni göstermemesi. İki, özellikle siyasilerin yargı üzerinde yarattığı baskıdan kaynaklanan uygulamalar söz konusu. Bugün baktığınızda bir algı var ortada. Bunu düzeltmek hepimizin görevi. Yani umutsuzluğa kapılarak hiçbir şey düzelmiyor diyerek de hareket edemeyiz. Artık bir şeylerin düzelmesini gerçekten istiyoruz. Gerçekten çok ciddi anlamda olumsuzlukları görüyoruz biz sahada. Buralarda neler yapabiliriz? Neler ortaya konulabilir? Nasıl bunu ilerletebiliriz diye emek harcamalıyız. Ama bugün itibariyle çok problem yaşıyoruz. Mesela en son bir meslektaşımız tweet attı. Cumhurbaşkanına hakaret diye yeni bir şey yaratıldı. Dosyada ilgisi olmamasına rağmen. Örneğin işte bazı konularla ilgili işte kamuoyuna yansıdıktan sonra, sosyal medyaya yansıdıktan sonra mahkemeler açısından farklı kararlar verilebiliyor. Yani tutuklanıp serbest bırakılması, sonra bir daha tutuklanması vesaire, buradaki tutarsızlıklar tamamı yargıda güvensizlik oluşturan noktalar. Bu alanlarda somut adımların atılması gerekiyor. Yani işin söylemde değil, eylemde olması gerekiyor. Ve çok ciddi sorunumuz var. Bunun çözümü için de adımlar atmamız gerekiyor. Bu aslında önemli bir nokta. Yani bu eylem planı adı altında bu düşünülen plan içerisinde noktalar. Sayın Kılıç, bahsettiğiniz evet. Sorunların çözümü yok mu? Yani tabii ki var. Mutlaka da tabii biz çözeceğiz. Bakın, ben onu vurgulamak istedim. Yani şunu ben doğru bulmuyorum. Yani daha önceki çok sayıda, belki yüzlerce defa katıldık bu yayınlara. Biz özellikle o özel yetkili mahkemelerin hukuksuzlukları döneminde bu hukuksuzlukları net şekilde dile getirdik. Ama sonrasında da, o sırada da hep çözümü de dile getirdik. Bugün de. Şimdi bu olumsuzluklar var. Dediğim gibi, yani mesela şu algı var. İşte tweet atanın tutuklandığı algısı var örneğin. Bunu yıkmamız lazım. Bu yorumum içerisinde bunlar çözülmez cümleleri yok aslında. Duyguları da yok. Bunları çözmemiz lazım. Mesela örneğin işkenceyle ilgili düzenleme var Deniz Hanım. İşkenceyle ilgili deniliyor ki işte disiplin soruşturmalarında zaman aşımı kaldırılması yönünde çalışma yapılacak. Örneğin bu önemli bir şey. Yalnız uygulamaya bakmamız lazım. Mesela ben size hemen şunu vurgulayayım. Meslektaşlarımızın yargılandığı dosyalar var. Meslektaşlarımız bilir, biz o dosyalarla ilgileniyoruz. Örneğin o dosyalarda şu anda devam eden dosyalar da var. İsterlerse biz kendilerine sunabiliriz. Buralarda uygulamalardan gelen değerlendirmeleri almak lazım. Şimdi o dosyalarda zaman aşımından çok uygulamada şu çıkıyor karşınıza. Örneğin bizim anlattığımız süreçte meslektaşlarımızla ilgili, yani bir avukat göreviyle ilgili karşılaştığı problemde avukatla ilgili soruşturma açılıyor, hakkında davalar açılıyor. Yani görevini yapması bir anlamda başka yollarla engelleniyor. Ama ilgili memurlar hakkında orada takipsizlik kararı veriliyor. Ve diğer süreçler de bir anlamda kapatılıyor. Yani buradaki zaman aşımından çok uygulamaya dönük adımlar da mutlaka atılmalı. Bu anlamda çalışmalar da yapılmalı. Kadına karşı şiddetle ilgili düzenlemeler öngörüyor. Yani tabii çok sayıda düzenleme var. Eşle ilgili düzenlemeler var. İşte yani eş olayındaki o ağırlaştırıcı sebepler, bu tarz suçlarla ilgili öngörülen sebepler bir anlamda boşanmış eş açısından da var. Örneğin ısrarlı takiple ilgili konular da var. Mesela bu nasıl bir durum? Şöyle vurgulamak lazım. Örneğin 6284 işte İstanbul Sözleşmesi vesaire kadına karşı şiddetle ilgili. Yani burada bir set oluşturmak yerine, ben hep onu söylüyorum, aslında bunlar bizim kendi düzenlemelerimizle yapabileceğimiz, kendi adımlarımızla atabileceğimiz noktalar. Çünkü ülkemiz çok güzel bir ülke. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Dolayısıyla
Başkalarının diktesine ihtiyaç duymadan biz bu sorunlarımızı kendimiz çözmeliyiz. Mağduriyetleri en aza indirmeliyiz. Bu anlamda çok çok önemli. Burada da şu vurguyu, hani belki ben bu baştan bazı olumsuzluklar vurguladım. Siz dediniz hani bunlar çözülmez mi? Elbette ki çözülür. İşte ben artık o anlamda da bakmak istiyorum. Bunları da çözmemiz gerekiyor, yaklaşmamız gerekiyor. Mesela kadınlarla ilgili, kadına karşı şiddetle ilgili, diğer hususlarla ilgili siyasal iktidar kanadından çok sayıda cevap geliyordu. Şimdi bu maddeler eklendiğinde demek ki buradaki eleştiriler göz önüne alıma çabası söz konusu. Ama bu çaba yetmiyor. Çünkü biz bunu çok gördük. Yani bu birkaç defa bu paketler geldi. Ama birkaç defa geldi, olumsuz oldu diye de biz buna sırtımızı dönmemeliyiz. Yani bu alandaki görev en başta bizlere düşüyor. Yani biz hukukçulara. Ben o tarzı doğru bulmuyorum. Yani yapmadıklarında biz yine söylemeliyiz. Yine anlat. Evet, politikacılar kendi politik duruşlarına göre, gidişata göre, gündeme göre bazı şeyler yapabilirler. Ama biz hukukçular tam da bu planlarda, bu yargı programlarında belirtilen noktaları bıkmadan, yılmadan, usanmadan söylemek zorundayız. Çünkü Türkiye'nin bu anlamdaki algısının acilen düzelmesi gerekiyor. Bugün cezaevlerinden tutun, işte dediğim gibi ifadeler alınmasına kadar, işte avukatların görevlerine kadar, görevlerini yaparken yaşadıkları sorunlara kadar, yani biz dosya inceleme konusunda bile sorun yaşıyoruz. Ama burada mesela delil toplanmayla ilgili özellikle bazı düzenlemeler var. İşte avukatın Anayasa Mahkemesi'ne başvurusuyla ilgili avukatların bazı düzenlemeler var. Eğer buralarda gerçekten bazı gelişmeler olursa önemli adımlar olur. Tabii aslında temel hak ve özgürlükler alanda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Mesela işte dediğim gibi yani beğenirsiniz beğenmezsiniz o başka bir şey. Ama bazı yorumlar, görüşler, konulan düşünceler, ortaya konulan düşüncelerle ilgili topluma güven verecek çalışmalar, uygulamalar olması lazım. İşte meslektaşımız örneğin tutuklandı. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz vesaire bu önemli değil. Ama orada tutuklaman şartları var mı? Buna bakmak lazım. Şunu demek istiyorum. Bu düzenlemeler elbette ki birçok düzenleme olmalı. Tartışacağız. Eksik noktalar, artı noktalar ayrı. Ama uygulamadan Deniz Hanım kaynaklanan sorunlar da var. Şimdi siz orada örneğin bazı noktalarda kraldan daha çok kralcı hareket eden yaklaşımlar olabiliyor. Söylerken tam bunu, olarak neyi kastediyorsunuz Hasan Bey? Yani mesela diyelim ki bir kamuoyu baskısı oluştuğunda orada verilen karar belki siz diyelim ki yetkili bir noktadasınız. Sizin istemediğiniz derecede buralarda görev alan kişilerin ekstra sorumluluk hissederek yanlış uygulamalara yol açması var. Burada ama ana nokta şu, yani siyasal iktidarın yargıyla ilgili söylem ve eylemlerinde başka bir görüntü oluşturması lazım. Yani şu andaki iklimin yargı üzerinde bir baskı yarattığını görüyoruz. Yani bağımsız ve tarafsız bir şekilde hareket edilerek adil yargılanma ilkesinin özellikle hayata geçirilmesi yönünde adımlar atılması gerekiyor. Şunun için vurguluyorum. Siz kanunda düzenleyebilirsiniz. Yani mesela işte anlattığım konuda bir tutuklama olmayabilir. Kamuoyunda çok sayıda olay oluyor. Orada bir tutuklamaya ihtiyaç yoktur. Koşulları oluşmamıştır. Ama kanunda da bazı düzenlemeler olduğu halde bu böyle uygulanır. Mesela gerekçeler olmalı. Yani bunun için ekstra kanun koyucunun bir düzenleme yapmasına, tekrar tekrar bazı vurgular yapmasına gerek yok. Şunun için vurguluyorum. Yani düzenlemeler yanında uygulamaların da doğru şekilde olması gerekir. Bizim aslında birçok düzenlememiz var. Yani anayasa mesela örneğin Deniz Hanım, toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili, düşünceyi açıklamayla ilgili önemli düzenlemeler yapıyor. Biliyorsunuz 2911 sayılı kanunumuz var bu konuda. İfade özgürlüğüyle ilgili, toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili aslında bir anlamda düzenlemeler söz konusu. Anayasa 34 mesela bunu açık net şekilde düzenliyor. Ama bunun uygulamaya geçtiği noktada, yani burada
bu çerçeveler içerisinde kaldığı noktada mesela anayasa açıkça söylüyor tabii. Herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir diyor. Yani bu anayasada açıkça düzenlenmiş. Zaten şiddetin önünü kesmek açısından da insanların düşüncelerini ifade edebilmesinin önünü açmak gerekiyor. Şimdi anayasamızda var. Kanuni düzenleme var ama baktığımızda kanuni düzenleme bir anlamda problemli şekilde uygulanıyor. Burada bir izin prosedürü varmış gibi uygulanıyor. Oysa bu bir bildirimdir. Yani oradaki bu hakkı kullananların korunması, güvenlik önlemlerini alması anlamında bir bildirimdir. Şimdi mesela anayasa olduğu halde uygulamada başka bir süreç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun bir bütün tablo halinde görmemiz lazım ve çok yani bütün parametreleri alarak düzenlememiz gerekiyor. Mutlaka yapmamız gerekiyor. Yani biz yani Türkiye'nin hukuk sistemi çok çok önemli. Sadece şu anda tozlanmış bir durumda biz onu yeniden göz önüne çıkarmalıyız. Olmazsa olmaz. Özellikle ben görüyorum yani ülkenin bir anlamda yaşadığı sıkıntıları sokulmak istenen çerçeveyi görüyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz Suriye vesaire buralardaki uzun yıllardır olan tahribatlar, bütün alanlardaki tahribatlar. Buralar varken biz hukuk alanında da bizi çok olumsuz gösteren noktalardan çıkmalıyız. Olumsuz gösteren noktaları bu noktalar yok diyerek kapatamayız. Bu ülkenin yargısı, hukuk sistemi hepimize bağlı, hepimiz için önemli. Dolayısıyla bunu kapatarak, üstünü örterek çözemeyiz. Bu anlamda bu çerçevenin aslında eğer samimiyetle ilerletirse buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Buradaki düzenlemelerin üzerine çok sayıda çalışma yapmalıyız. Yani burada bizim üzerimize düşen bir şey var, özellikle barolar, avukatlar açısından dahili sağlanmalı. Biz onları en sert, en net şekilde eleştirmeliyiz. Ya burada şu eleştiri de oluyor. Ya neyi eleştiriyorsunuz? Yani tweet atanı tutukluyorlar. Neyi düzeltecekler? Kaçıncı paket bu? Gibi bir sürü yorum olabilir. Ama böyle mi yaşayacağız? Yani düzeltmek zorundayız. Bir kez daha bize olumsuzluk gösterebilirler politikacılar. Bir kez daha bize doğru şeyler yapacaklarını söyleyip yapmayabilirler. Ama biz bıkmadan, yılmadan bu ülkenin hukukçuları olarak söylemeliyiz. Çok önemli. Aslında Çünkü ülkenin bu anlamdaki yargıdaki güvenin sarsılması noktasını acilen gidermeniz gerekiyor. Bu da somut adımlarla olur. Ben aslında sizin anlattığınızdan şunu çok net bir şekilde çıkarabiliyorum Sayın Kılıç. Aslında uygulanabilirse yapılan değişiklikler hukuk adına çok da iyi bir dönemin geleceğine işaret ediyor. Benim anladığım kadarıyla bu, ama biz zaten çok uzun zamandır özellikle hukuk konusunda bu tartışmaları yaparken hep aslında ne anayasa ne de sözleşmelerle ilgili bir problem yok. Uygulamada sıkıntılar yaşıyoruz, denetim mekanizmalarında problem var diye hep konuşuyoruz, haklısınız o açıdan. Ama bu konuda takipçisi olmak, sizin de ifade ettiğiniz gibi baroların ve siz hukukçuların görevi de aslında biz dışarıdan toplum nezdinde baktığınız zaman da biz de böyle yorumluyoruz açıkçası. Bunu da ifade etmek isterim. Siz de o yüzden çok iyi bir noktaya değindiniz. Ben şimdi aslında çok uzun bir metindi. Özetleyebildiğim kadar özetleyebilerek hem size soru sormak hem de hukuki bir konu olduğu için yanlış bir şey ifade etmemek için önümde böyle bir özet hazırladım. Şimdi 9 amacı izniniz olursa bir vatandaşlarımıza anlatmak istiyorum. Çünkü vatandaşlar bu metni uzun uzun okurken sizin anladığınız şekliyle anlamakta zorlanıyorlar haliyle. Çünkü hukuki bir dil var. Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi birinci madde. Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi ikinci madde. Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık üçüncü madde. Dördüncü madde ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi maddesi. Beşinci madde kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi maddesi. Bir sonraki madde yani altıncı madde kişinin maddi ve manevi bütünlüğüyle özel hayatının güvence altına alınması maddesi. Yedinci madde mülkiyet hakkının daha etkin korunması maddesi. Sekizinci madde kırılgan kesimlerin
Bunun içerisinde tabii kadına yönelik şiddet ve çocuk hakları ve hayvan hakları da var. Toplumsal refahın güçlendirilmesi, insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık diye aslında özetleyebiliriz bu 9 amacı. Tabii 6 başlık başlık paragraf paragraf dolu bir metinden bahsediyoruz. Ben hemen şuradan başlamak istiyorum. Aslında siz de az önce ifade ettiniz. Uzun tutukluluk süreleri, ifade alma süreçleri, dosya geldi, dosya gitti, ne zaman gelecek, bu dava ne zaman görülecek, savcı ne zaman bu dava bakacak. İşte bu konuya ilişkin bazı değişiklikler öngörülüyor. Mesela ifade alma işlemleri sadece mesai saati dışında yakalayıp gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı bulunup gözaltına alma gibi uygulamalara son veriliyor. İfade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılacak. Sistematik işkence ya da kötü muamele iddiaları artık geride kalmıştır. Nefret suçuna karşı güçlü mücadele, birçok madde böyle peşi sıra geliyor. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Bir acil bir ihtiyaç mıydı hukuk sisteminde? Şöyle. Yani aslında üst başlıklar, örneğin işte mülkiyet hakkı, adil yargılanma, kişi özgürlüğü ve güvenliği, işkence gibi başlıklar. Aslında biz bunları hukukçular olarak şöyle görüyoruz. Yani içeriğinde örneğin duruşmaya girdiğinizde görüyorsunuz. İşte savunma hakkınız kısıtlanıyor, delillerin toplanmasıyla ilgili sorunlar yaşıyorsunuz vesaire. Birçok alanda sorunlar yaşıyorsunuz. Bunları yaşadığınızda aslında bu üst başlıklarla ilgili ihlaller ortaya çıkıyor. Bunların tabii aşamalar var. İşte daha sonrasında özellikle kanun yolları tüketildikten sonra Anayasa Mahkemesi, insan hakları, buralarda birçok sayıda kararlar çıkıyor. Çoğu zaman da siyasilerin işte yorumları oluyor. Yani mesela Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla ilgili, yani hoşuna gitmeyen bir karar olduğunda oradaki eleştiri ortaya çıkabiliyor. O mahkeme kararının uygulanmamasıyla ilgili örneğin bir durum ortaya çıktı. Kabul edilemez süreçler bunlar hukukçular açısından. Ama baktığımızda alt başlıklarda da yansıması var. Yani vatandaşı doğrudan etkileyen, Deniz Hanım, sizi doğrudan etkileyen noktalar var. Mesela şimdi şöyle düşünülüyor hep. İşte yayınlarda görüyor vatandaşlar, televizyonlarda görüyor, sokakta görüyor. Ama o işin içerisinde olduğu anda aslında karşılaşıyor. Siz şimdi şu anda hiçbir sorununuz yok. Ama belki çıkacaksınız, arabanızla giderken bir tartışma yaşayacaksınız. Ondan sonra orada çok sayıda görevlinin belki saldırısına eşinizle birlikte maruz kalacaksınız. Darp edileceksiniz. İnanın hani birilerinin, yanınızdaki insanların kolu kırılacak belki, bacağı kırılacak. İşkence görecekler. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Siz memura mukavemetten vesaire birçok maddeden yargılanacaksınız. Ama onlarla ilgili takipsizlik kararı verilecek. Yani bunu halk diliyle anlatmaya çalıştım. Bu karşınıza her an böyle şeyler çıkabilir. Bu bir örnek. İşte davanızda yaşayacaksınız. Düşüncelerinizi söyleyemeyeceksiniz. Davanızı kaybedeceksiniz. Kendinizi ifade dahi edemeyeceksiniz. Yani güveniniz sarsılacak, hukukla ilgili sorunlar yaşayacaksınız. Gittiğinizde az önce anlattığınız işte otelde alındınız gece. İfade almayla ilgili mesela çok önemli noktalar var. Şimdi bunları vurguladık ama şöyle söyleyeyim. Yani o kadar çok alt başlık var ki doğrudan vatandaşı ilgilendiriyor. Biz bunları söylediğimizde sanki biz hukukçular bizleri sadece ilgilendiriyor. Biz adliyeye girdiğimizde her vatandaş adliyenin kapısından girdiğinde her avukat adliyenin kapısına girdiğinde bir vatandaş için içeriye girer. Bunu unutulmaması lazım. Şimdi şöyle söyleyelim. Sizin söylediğiniz noktalarla ilgili. Örneğin ifade almayla ilgili. Bakın çok büyük sorunlarımız var. O kadar çok oluyor gibi sizin mesela taraf olduğunuz bir dava varsa ceza yargılamasıyla ilgili. Diyelim ki gittiniz. Davanız başladı vesaire. Sonrasında size tebligat yapıldı. Ulaşmadı tebligat. Bu yönde de bir mesela vurgu var. Tebligat ulaşmadı. Daha sonra hakkınızda yakalama kararı çıkartıldı vesaire. İfadeniz alınacak sadece. Sadece ifadeniz alınacak ama bunun için hiç ummadığınız bir anda bu süreçle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Şimdi biz bunu o kadar çok yaşıyoruz ki beni çok sayıda meslektaşım arıyor. Müvekkili alınmış, bakın Deniz Hanım, emniyette. Deniliyor ki bugün götüremeyiz. Bakın sadece ifade verecek. Bugün götüremeyiz diyorlar. Sonra onu gece tutuyorlar. O sırada siz savcıya ulaşamıyorsunuz.
Adliyeye gidiyorsunuz, kimseyle muhatap olmuyorsunuz. Dolayısıyla bu çok önemli bir sorun. Bunu o kadar çok yaşıyoruz ki tabii biz ısrarla uğraşıyoruz, o kişiyi götürmeye çalışıyoruz. Yani oradaki sistem bir anlamda, ciddi anlamda eksikliklerle dolu. O ifade almayla ilgili süreç, özellikle diğer yapılacak işlemlerle ilgili. Yani soruşturma aşamasında ifade alınması, daha sonrasında varsa sorguya sevk edilmesi gibi çok sayıda süreç söz konusu. Buralarda tabii 7 gün 24 saat anlamında bir düzenleme sanırım getirilme çabası söz konusu. Bu önemli bir nokta. Bu alanda kesinlikle bir düzenlemeye ihtiyaç var. Kesinlikle çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Bunu mutlaka vurgulayabiliriz. İşkenceyle ilgili vurguyu yaptınız. İşkenceyle ilgili ben çok dosya gördüm. Mesela bir meslektaşımız Kadıköy'de bundan yıllar önce parkta otururken ailesiyle birlikte bir problem yaşadı ve inanın hani fotoğraflar şeyleri duruyor. Her tarafı mosmor, üstü başı yırtılmış bir noktaya geliyor. Sonra onunla ilgili az önce anlattım, uzatmak istemiyorum, süreçlerle karşılaşıyorsunuz. Örneğin 70 yani 70'e yakın yaşlardaki bir meslektaşımız yaşadığı bir süreç var. Yani bir anda yok yere çok ciddi olumsuz uygulamalarla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi baktığımızda işkenceyle ilgili şöyle bir husus var. İşkencenin özellikle buradaki sürecin etkin takibi gerekiyor. Etkin takibi olmadığı zaman zaten siz onun önüne geçemezsiniz. Bu alanda ciddi düzenlemeler gerekiyor. Burada sadece disiplinle ilgili zaman aşımı düzenlemesi yeterli değil. Bu anlamda özellikle bu tarz iddialarla ilgili eğer biz insan hakları eylem planından bahsediyorsak bu tarz iddiaların etkin şekilde soruşturulması gerekiyor. Bizde etkin şekilde soruşturmayı bırakın. Soruşturulmuyor yani kapatılıyor. Yani meslektaşımız şeyde darp edildi sahil yolunda. Biliyorsunuz kamuoyuna çok sayıda yansıdı. Yani o kadar çok oluyor ki bunlar normal. Eğer siz yani bunları şey yaparsanız, etki soruşturmazsanız, kamuoyunda bir cezasızlık algısı oluştursanız bu normal haline gelir. Yani sanki doğalmış gibi. Ve o konuda meyilli kişiler açısından da suçun derecesinin artması, yoğunlaşması anlamında bir teşviğe yol açar. Dolayısıyla bunlar bir anlamda birbirine bağlantılı süreçler. Yani bazı düzenlemeler yaptığınızda düzenleme yetmiyor. Yani etkin soruşturulması gerekiyor. Yani işkence suçuyla ilgili zaten ceza kanunumuzda bazı hükümler var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Ama burada etkin soruşturma devamında süreçlerin ilerletilmesi gerekiyor. Şimdi mesela işte az önce bahsettik. Yargılamaların uzunluğu mesela bu çok önemli. Burada tabii kısaltılması anlamında çalışmalar yapılması gerekiyor. Örneğin tutuklamayla ilgili bakın şu algı oluşuyor. Sizlerde de oluşuyor. Yani kimsenin bizim yargımız üzerine bu görüntüyü oluşturma hakkı yok. Yani biz bu alanda ama biz de sorumluyuz. Demek ki yeterince mücadele edemiyoruz. Yani onun için bizler uğraşmalıyız. Yani biz hukukçular uğraşmalıyız. Ama biz bu kadar yapabiliyoruz. Şimdi tutuklamayla ilgili işlemlerle ilgili işte kamuoyunda sosyal medyada bir tartışma oluyor. İşlemler değişiyor. Bu olmaz. Yani her şey belli. Kanunda belli. Tutuklamanın şartları yoksa tutuklamayacaksınız. Varsa ona göre işlem yapacaksınız. Şimdi kişiyi tutuklamıyorlar, sonra tutukluyorlar, sonra serbest bırakıyorlar. Yani bunlar güvensizlik algısı oluşuyor. Özellikle sulh ceza hakimlikleriyle ilgili buradaki itiraz sürecinin daha öncesinde asliye ceza mahkemeleri bu itirazları değerlendiriyordu. Bu değişti. Bunların da mesela ele alınması gerekir. Şablon gerekçelerle gerekçeler oluşturulmadan sanki tutuklama bir tedbir değilmiş gibi Deniz Hanım davranışlar gerçekleşiyor. Ya bu olmaz. Özellikle hakimlerimize sesleniyorum. Yani adaletli davranmak zorundayız. Bütün mağduriyetleri gidermek zorundayız. Bunu yapmazsak en büyük kötülüğü yapmış oluruz. Bu ülkenin insanına, bu ülkeye. Çünkü biz ne kadar hukuk alanında güçlenirsek
her anlamda ilerler. Her anlamda. Yani oralara çok girmek istemiyorum. Bu işin şöyle yapalım Sayın o kadar Kılıç. Çok boyutu var ki yani etkileyeceği evet. O kadar çok boyutu var ki. Aslında ben büyük bir hani şeyle yıllardır bu alanlarda uğraşıyorum. Yani çaba harcamaya çalışıyorum. Ya yani bunları artık düzeltelim. Artık aynı şeyleri konuşmaktan inanın yorulduk. Yani geçmiş süreçlerde anlattık, siz yaşadığınız orada o kadar çok olumsuzluklar oldu ki, o kadar çok haksızlıklar oldu ki, o günden bugüne artık bir şeyleri değiştirelim. Bakın çağdaşlaşma yönünde, gelişim yönünde, bilim yönünde, eğitim yönünde, hukuk devleti yönünde adımlar atmalıyız, ilerlemeliyiz. Yani birbirimizi kandırmayalım. Hukuk devleti ne kadar ilerlerse, biz o prensibi ne kadar öncelersek o kadar güçleniriz. Şöyle yapalım Sayın Kılıç, bir reklam vermemiz gerekiyor. Reklamın ardından konuşmamız gereken iki başlık kaldı. Özellikle hayvan hakları, kadına şiddet, çocuk haklarının korunması. Çocuk hakları, hayvan hakları, kırılgan gruplar. Evet, kırılgan gruplar. Şiddet. Mesela bu kırılgan kesimler nedir? Bize biraz bunu anlatın. Evet. Bir de aynı zamanda stajyerlik alanları da genişletildi. Artık hakim, savcı, avukat adayları Anayasa Mahkemesi'nde de staj yapabilecekler. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkarıldı. Buradaki amaç ne? Böyle bir ihtiyaç mı vardı? İsterseniz bir reklam diyelim. Sonrasında devam edelim. Efendim Gece Görüşü Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınında kaldığı yerden devam ediyor. Avukat Hasan Kılıç konuğumuz, insan hakları eylem planının ayrıntılarını konuşuyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim efendim. Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanının sağlanması, hukuk fakültelerinde öğrenim süresinin 5 yıla çıkarılması nasıl yorumlanmalı? Neden böyle bir ihtiyaç doğdu? Evet, şimdi özellikle hukuk sistemiyle ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Bu alanda ciddi bir ihtiyaç var. Şu anda çok sayıda hukuk fakültesi açılması, özellikle buradaki yoğun artış sayısı bizim açımızdan ciddi bir problem. Evet, kontenjanlarda bir değişikliğe daha gidildik. Birkaç yıl önce de gidilmişti. Şimdi yeniden gidildi. Bu anlamda bu da olumlu ama bu değişikliğe gidilirken Deniz Hanım, çok kısa bir süre önce yanılmıyorsam 2 hukuk fakültesi daha kuruldu. Şimdi siz burada ihtiyaçtan fazla bir süreç yarattığınız için bu bir anlamda olumsuz etkiler yaratacaktır. Şimdi neden önemli? Yani şu açıdan önemli. Şimdi tabii ki yani burada farklı politikalar belirlenebilir ama avukatlık hizmeti örneğin, tabii hukuk fakültelerinden mezunlar hakim, savcı, avukat şeklinde görevler alabilirler. Ama örneğin avukatlık mesleği bir kamu hizmeti yürütülmesiyle ilgili önemli noktalar barındırıyor. Dolayısıyla siz onu eğer olumsuz şekilde gitmesine yani oradaki koşulların gelişimini olumsuz şekilde ilerletecek bir hareket tarzı belirlerseniz bunun yansımaları olur. Bunun yansımaları da sizi, bizi, toplumu, vatandaşı, bireyleri, herkesi doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkiler. Çünkü avukatlık mesleğini ya tıpkı doktorluk gibi düşünün. Eğer yeterli şartları yoksa o mesleği iyi bir şekilde yapamazsınız ve bunun yansımaları olur. Buradaki koşulların çok ciddi anlamda düzenlenmesi gerekir. Baktığınızda bu yeterince önemsenmediği için buradaki artış, buradaki özellikle mesleğin içinde bulunduğu tahribatın giderilmeyerek katlanarak arttırıldığını görüyoruz uzunca yıllardır. Bu anlamda burada bir çözüme, genel bir politikaya, genel bir çözüm politikasına ihtiyaç var. Buralardan da kaynaklanan hususlar, özellikle kontenjan bölümü. Bunu sadece kontenjanla kalmayarak hem bu çerçevenin düşünülmesi, hem eğitim kalitesinin düşünülmesi. Çünkü yani bir masa, bir hoca koyduğunuzda, orada siz fakülte açtığınızda oradan yeterli verimi de alamazsınız. Bunun denetlenmesi, kriterlerinin oluşturulması gerekir. Hani bunu çok uzatmayayım. Özetle bu çok önemli bir alan, bizim çok müzdarip olduğumuz bir alan. Hem doğrudan avukatların şartlarının daha çok olumsuz hale gelmesiyle ilgili, hem de özellikle kalitenin düşmesi, yani eğitim kalitesinin düşmesi anlamında çok ciddi önem taşıyor.
Anayasa Mahkemesi'nde evet ben onu gördüm. Hakim, savcı veya avukatlar staj yapmasıyla ilgili. Tabii bunun açılması gerekiyor. Yani içeriğinin nasıl olacağı, stajın nasıl olacağı. Çünkü örneğin avukat sayısı çok fazla. Bizim yıllık binlerce stajyerimiz oluyor örneğin. Bu nasıl yapılacak? Ama şu çok önemli. Bunu vurgulayabilirim. Meslektaşlarıma da özellikle ben belirtiyorum. Örneğin Anayasa Mahkemesi kararları artık çok çok önem taşıyor. İşte İnsan Hakları Mahkemesi kararları önem taşıyor. Ama bu kararları yani bu yollara gidip orada alacağımız kararlardan çok bizim bunları uygulamaya yansıtmamız gerekiyor. Yani kişinin orada örneğin ifade alma ile ilgili yaşadığı süreçler varsa onun orada bir anlamda belki de ortaya konulması daha da önem taşıyor. Örneğin gözaltı ile ilgili, haksız gözaltı süreciyle ilgili, haksız tutuklamalarla ilgili. Buralarda o kadar çok aşamalarımız var ki buralarda meslektaşlarımızın bu vurguları yapması, aynı zamanda hakim ve savcıların da bu alanlardaki duyarlılığının geliştirilmesi gerekiyor. Buradaki kastedilen şeyi eğer netleşebilirse daha ayrıntılı yorum yapılabilir. Çünkü üst bir başlık, içeriği belli değil. Ama tabii ki orada da staj yapabilirler. Bunun olumsuz bir yanı yok yani. Bunun eleştirecek bir yanı yok. Yapabilirler. Ama stajın özellikle avukatların, yani stajyer meslektaşların stajıyla ilgili de düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Yani onların koşulları çok olumsuz maalesef. Burada düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Yani çok vaktinizi almayayım diye belirtmiyorum. Orada önemli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Onların sağlık güvencelerinden tutun. İşte çalışmayla ilgili mesela sorunları var şu anda. Onu gidermemiz gerekiyor. Bir kanuni düzenleme söz konusu. Yani orada çok tahribatlar var. Bunun da mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu iki başlığı belirtmiştiniz. Evet. Başka ne vardı? Şimdi geleceğim oraya Sayın Kılıç. Ama ifade ettiğiniz nokta çok önemli. Bu eleştirileri ve bu talepleri zaman zaman bizlere de iletiyorlar. Biz de zaman zaman ekranlarda aslında bu konuları tartışıyoruz. Evet. Hiç mesela ama orası da çok ayrıntılı bir konu. Tabii, evet. DMK avukatların mesela çok önemli sorunları var. Bağlı çalışan meslektaşlarım. Ya çok özür diliyorum. Bu toplumdan işte sizden bizden ayrı bir konu değil. Değil. Avukatların koşulları uygun değilse, hakkını yani sizin hakkınızı arama argümanları yeterli değilse olmaz yani. Bir kamu hizmeti söz konusu. Yani biz tüccar değiliz. Esasında bir kamu hizmeti yürütüyoruz. Aslında onlar bizim her türlü koruyucularımız bir noktada. Sizler yani. Estağfurullah. Şimdi tekrar insan hakları eylem planı içerisinden dikkatimi çeken noktalara dönmek istiyorum Sayın Kılıç. Şimdi çocuğun üstün yararı ilkesi. İnsan hakları eylem planının 8. maddesinde de şöyle bir hedef var. Toplumsal refahın güçlendirilmesi ve kırılgan kesimlerin korunması. Engelli ve yaşlı bireylerin hakları. Hayvanları mal olarak değil, can olarak gören bir anlayışla mevzuat değişikliği olarak özetleyebilirim. Ben bu uzun metnin aslında devamını ve kadına yönelik şiddete karşı da atılan bazı yeni uygulamalar olacak. Bunları nasıl değerlendiriyoruz? Mevcut sistemde neydi ki şimdi ne değiştirildi? Evet, tabii bu alanda çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Özellikle tabii kırılgan gruplarla ilgili. Tabii bunlar daha diğer şeylere göre risk taşıyan, daha dezavantaj içerisinde olan kesimler. Tabii mesela hangi yine, kesimler böyle daha somut konuşursak? Ya somut konuşursak tabii örneğin çocuklar, işte yaşlılar, engelliler gibi kadınlar bu anlamda düşünülebilir. Birçok şey var yani buna birçok yorum yapılabilir. Yani genişletilebilir. İşte işsizler, evsizler gibi birçok çerçevesi genişletilebilir. Örneğin çocuklarla ilgili mesela siz farklı bir politika geliştirmeniz gerekir. Şimdi çocukla ilgili suça sürüklenen çocuk alındığında örneğin işte çocuk büroda şimdi çimde vesaire oradaki koşullarını iyi düzenlemeniz gerekir. Örneğin mağdur çocukla ilgili örneğin işte pedagog çağrılması gibi birçok düzenleme var. Gerekli tedbirlerin alınması gibi birçok noktalar söz konusu. Buraların iyi düzenlenmesi, düzenlemenin yanında uygulamaya
iyi bir şekilde yansıması gerekiyor. Yani uygulamadan kaynaklanan sorunlar söz konusu. Çünkü siz burada doğru adımları atmadığınızda tekrar bu size olumsuz bir şekilde yansıyor. Örneğin kadınlarla ilgili işte çok sayıda uygulamadan kaynaklanan sorunlar var. İşte şiddetin önlenmesiyle ilgili belli prosedürlerin örneğin yürütülmesi gerekiyor. Biz mesela bu alanda özellikle çok defa ilk zamanlar mesela yaklaşık 2010 yılından beri bu tarz başvurular geldiğinde özellikle vurguluyorduk, özellikle ilgileniyorduk. Bir an önce ataması yani atama yapılması için, avukat görevlendirilmesi için adımlar atmaya çalışıyorduk. Buradaki bütün noktaların bir arada değerlendirilerek ortaya çıkabilecek eksikliklerin nelerden kaynaklandığını da anlayarak çözmemiz gerekiyor. Yani birçok noktası var. Örneğin bu işin içerisinde işte hızlı bir şekilde avukat yardımından yararlandırılması mesela. Burada da bir o yönde bir düzenleme var. İşte bu şiddet olaylarıyla ilgili şiddet avukat görevlendirilmesi. Şiddet mağduru kadınlara avukat görevlendirilecek. Yani bunu buradan tabii duyuralım. Yani bu burada da bu yönde bir düzenleme var gibi. Zaten görevlendirilir. Bu anlamda şiddet gören kadınlarımız mutlaka başvursun. Baroların, adli yardım bürolarından da destek alsınlar. Mutlaka bu alandaki şeyler yapılsın. Örneğin siz orada belli önlemleri almazsanız çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunun da zamanında ve hızlı şekilde alınması lazım. Yani biz adli yardım atamalarında bu tarz şiddetlerle ilgili bizzat ilgileniyorduk. Çok hızlı bir şekilde süreçlerin yürütülmesi gerekiyordu ve burada da hani o önlemlerin neler yapılması gerektiğinin hızlı bir şekilde ortaya konulması lazım. Bu anlamda yani sahipsiz hissedilme duygusu olmasın, mutlaka risk içeren durumlarla ilgili gerekli adımlar atılmalı. Yani siz bunu zamanında atmadığınızda olumsuz sonuçlara yol açıyor. Devamında gerekli destekler sağlanmadığında olumsuz sonuçlara yol açıyor. Örneğin bunu çok yaşıyoruz. Mesela işte 15 yıl önce örneğin daha da farklıydı. İşte sürekli eşiyle tartışan yani boşanma aşamasında olan kadınların işte emniyete gittiğinde ya barışın vesaire söylemleriyle karşı karşıya kaldı ve bunun defalarca yaşandığını biz bizzat biliyoruz. Tabii. Şu anda da çok özür dilerim, mesela yakın zamanda oldu. Yani bir işte kadının yaşadığı olumsuz süreçle ilgili tabii özellikle bizden de rica ettiler. Hani durum böyle böyle diye. Ben bizzat gittim, ilgilendim. Şimdi yani ifadesini bu konudaki başvurusunu yapacak. Ama orada birçok sorunla karşılaşıyor. Davranış şekilleri, sizi işte caydırma. Efendim bak işte böyle çıkmazsa dediğin sen sorumlu olursun gibi, yani çok ayrıntısına girmek istemiyorum. Tabii ki böyle yapıyorlar yani. Biz bunu düzeltmesek yaparlar. Uygulamadan kaynaklanan o kadar çok sorun var ki bunları mesela çözmemiz lazım. Örneğin işte tecavüz kriz merkezi diye bir şey vardı mesela. Yani böyle birçok ayrıntısı var. Biz bunları tek tek düzenlemeliyiz. Burada da şu savunmadan çıkmalıyız. Yani bazı düzenlemeler yani vurgulandığında efendim bunlar var diye mi biz yapacağız? Ya biz bunları kendimiz yapalım zaten. Yani yasalarımızda daha üst korumalar sağlayalım. Bunun denetim mekanizmalarını oluşturalım. Yani uygulamadan kaynaklanan çok sorunlar söz konusu. Bunları gidermemiz gerekiyor. Kadınlarla ilgili işte ısrarlı takiple ilgili bunu topluma anlatalım. Yani özellikle sadece kadınlar açısından değil, bütün toplumu anlatmamız lazım. Yani bazı hususlar bilinmiyor. Çünkü geçmişten gelen alışılan noktalar söz konusu. Yani buradaki hak sürecini, ayrımları, söylemleri anlatmamız gerekiyor. Ben bunun yeterince bilinmediğini düşünüyorum. Özellikle biz erkekler açısından. Bunun mutlaka daha çok anlatılması, eğitiminin verilmesi, davranış şekillerinin, burada kaynaklanan sorunların incelenmesi, mesela boşanma süreçlerinde şunu çok önemsiyorum, mutlaka destek alınması gerekir. Orada çok ciddi
ciddi anlamda sorunlar yaşanıyor ve bir kaosa dönüşüyor. Herkesin içine girdiği bir süreç ortaya çıkıyor ve o süreçleri tek başlarına insanlar kaldıramayabiliyor. Yani biz şunu mutlaka yapmalıyız. Burada ortaya çıkan konularda tavır geliştirmeliyiz ama bunun neden kaynaklandığını düşünmeliyiz, kafa yormalıyız ve çözmeye çalışmalıyız. Yani sorunları ortadan kaldıracak çalışmalar yapmalıyız. Yani bu ciddi anlamda önemi taşıyor. Yani bir kadın politikamız, bir çocuk politikamız, ciddi anlamda bir eğitim politikamız olmalı. Bunu mutlaka geliştirmeliyiz. Yani biz uygulamanın içerisinde olduğumuz için burada alınacak çok yol var. Yeter ki bu şey olsun, heves olsun. Bu tarz noktalarda önemli düzenlemeler yapılmalı. Şeyde yani sözleşmeyle ilgili mesela bir karşıtlık geliştiriliyor. Buna gerek yok. Evet, sözleşmede varsa bir eksiklik vesaire düzenlenebilir. İşte kanundaki düzenlemeler daha da geliştirilebilir. Bir karşıtlık içerisinde gidilmemeli. Yani kadınlarla ilgili kazanımlardan geriye düşülmemesi gerekir. Geliştirilmesi gerekir. Yalnız dediğim gibi bir anlamda da farklı bir politika geliştirilmesi gerekir. Yani bunun ilk yandan uygulama sürecine kadar, özellikle uygulamadan kaynaklanan çok ciddi sorunlar söz konusu. Yani biz yasalarımız burada düzenlemeler içeriyor. Önemli noktalar var ama uygulamadan kaynaklanan noktalar var. Bir de bu alanda çok ciddi bence genel eğitim ve destek katkısı sunmalıyız. Yani insanlar alıştıkları gibi gideceğini düşünüyor. Buralarda ciddi destek, hem psikolojik destek, her anlamda katkı sunma sürecini ortaya koymalıyız. Son olarak o konuyla ilgili dediğim gibi özellikle şiddete maruz kalan kadınlarımızla ilgili, çünkü orada genelde bazen eşinden destek aldığı için buradaki hukuki yollara gitme gücü de olmuyor. Yani mesela eşi çok şey olabilir, imkanları olabilir ama kadının o imkanı olmayabilir. Yani bu durumlarda mutlaka barolarımıza başvursunlar. Bu anlamda bir başlık açılması önem taşıyor ama bunu sadece başlıkla kalmamalı. Ya söylemlerde de olmalı. Bakıyorsunuz bugün birkaç gün önce dahi, bir hafta önce, bir ay, ya o kadar çok örnek görürsünüz ki bu alandaki söylemlerin doğru gitmediğini, olumlu olmadığını. Bu ciddi anlamda önemli bir nokta diye düşünüyorum. Nerede kalmıştık? Belki bir şey daha galiba vardı. Aslında, çocuklarla ilgili düzenlemeyi de söyledik. Evet, çocuklarla ilgili düzenlemeyi aslında oraya da bir değinirsek. Çünkü çocuğun üstün yararı ilkesi. Bize biraz bunu anlatabilir misiniz? Burada yapılan değişiklik nedir? Mevcut anayasanın içerisinde mesela çocuk haklarına ilişkin ne var? Bunun üstüne ne konuldu? Şimdi çocuk koruma kanunumuz var aslında bizim. Evet, çocuk onu bildiğim için soruyorum zaten. Evet, çocuk koruma kanunumuz aslında birçok şeyi düzenliyor. Ama az önce konuştuğumuz gibi, şimdi düzenlemesi yetmiyor. Mesela dediğim gibi işte çocuk örneğin eğitimiyle ilgili bir aksaklık söz konusu. O katkın sunulması lazım. İşte suça sürüklenen çocukla ilgili daha o çocuk bürodayken gerekli desteğin sağlanması gerekiyor. Burada mesela meslektaşlarımızın uygulamadan yaşadıkları sorunlar var. Örneğin orada bazı tedbirlerin alınmasını istiyorlar ama burada özellikle savcılık bölümünün konuyla daha geniş çerçevede ilgilenmesi, orada daha yani somut katkılar sunması gerekir. Benim uygulamadan gördüğüm eksiklik bunlar. Özellikle meslektaşlarımız orada acil bir şeye, çözüme ihtiyaç duyabilir. Mesela yani intihar etmeye çalışan, teşebbüste bulunan bir çocukla ilgili başka bir önlem alabilirsiniz. İşte iki çocuğun tartışmasıyla ilgili bir süreç varsa başka bir şey değerlendirirsiniz. Şimdi mağdur çocuk cep telefonu çalınmış, bu başka bir şey. Hepsiyle ilgili ayrı ayrı değerlendirme yapılıyor. Ama bir de çocukların doğrudan psikolojisini etkileyen, özellikle bu cinsel suçlarla ilgili, mesela buralarda çok çok önemli adımlar atılması gerekir. Buralarda çok hassas davranmamız gerekir. Gerekli
desteklerin sağlanması gerekir. Bu anlamda birçok çalışma var ama daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çocuk koruma kanunundaki tedbirlerin özellikle avukatlar tarafından yapılan taleplerin bence uygulamacılar tarafından yeterince dikkate alınmadığını düşünüyorum. Mesela orada bir işbirliğine ihtiyaç var. Yani ama şuna dönüşüyor. İşte yani sonuçta bir suç iddiası söz konusu oluyor. Süreç öyle başlıyor ve burada hemen işin ayakları var. Yani nedir? Orada polis memurları, ilgili görevliler. Sonrasında avukatın katılımı ve zaten bir anlamda polisin aktardığı bilgiyle olayı değerlendiren savcılık. Burada daha ciddi bir işbirliğine ihtiyaç var. Burada bir rekabet varmış gibi davranmamak lazım. Yani adli, şey o sürecin içerisine hukukçu girdiği andan itibaren engellere takılarak hareket etmemeli. Burada avukat savcı çalışması, avukatın taleplerinin savcılık tarafından göz önüne alınması ciddi anlamda önem taşıyor. Özellikle pedagogla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Mesela uygulamadan buradan onu dile getirmek lazım. Oradaki katkıların da mutlaka sağlanması gerekiyor. Tabii bu alanlara eğilmemiz gerekiyor. Yani engelliler dahil birçok noktayla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Mesela çocuk teslimiyle ilgili, çocuklarla görüşmeyle ilgili. Benim yani mesela bunu bir hukukçu olarak değil de gördüğüm yani çocukların anne baba arasında ciddi anlamda yıprandığını görüyoruz. Bu alanda da işte biraz daha neler yapabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Yani o alan çok ciddi bir çocuklarda tahribat yaratıyor. Yani burada onları suçlamak yerine bunu nasıl çözebiliriz de mutlaka bakmamız gerekiyor. Ama tabii buradaki ana nokta şu. Yani suça sürüklenen çocuk için, mağdur çocuk için daha hassasiyetle hareket edip özellikle o soruşturma aşamasında gerekli değerlendirmelerin mutlaka yapılması gerekiyor. Öyle de bakabiliriz olaya yani. Son bölüme geçeceğim Sayın Kılıç. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında şöyle bir ifade vardı. Susuz çiçeğe su vermek, adalet dikene su vermek, zulüm demek. Açıklarken aslında bütün konuşmayı böyle toparlayabileceğini ifade etti ve dedi ki nihai amaç yeni ve sivil bir anayasa yapılması, bu anayasanın da bir an önce hayata geçirilmesi, eylem planımızın nihai amacı da budur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu nihai amacını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Tabii yani içeriğine bakmamız lazım. Daha açıldığı zaman geniş çerçevede değerlendirebiliriz ama şöyle vurgulamak isterim. Yani bu ülkenin bir vatandaşı olarak tabii bizim biliyorsunuz değiştirilemez maddelerimiz söz konusu. Bu yönüyle özellikle yetkili kişilerin söylemlerinde daha hassas olmaları gerekir. Şu anlamda söylüyorum. Özellikle siyasal iktidar cenahında çok sayıda paylaşımlar oluyor. Yani işte yetkilisi, görev alanı vesaire. Yani bu başka bir havaya büründürülüyor. Ve yeni anayasa vurgusu yapılıyor. Yeniden kuruluş vesaire cümleleri. Yani bir anayasa düzenlemesi yapılabilir. Dolayısıyla anayasanın mevcut yani yeterli koşullar sağlanırsa yapılabilir. Partiler bir araya gelir. Onda bir problem yok. Ama biliyorsunuz ki bizim anayasamızın değiştirilemez ilkeleri söz konusu. Dolayısıyla anayasa değişikliği yapılabilir. Yani bu çerçevede kapsamlı bir anayasa değişikliği yapılabilir. Bu çerçevede bir değişikliğe gidilebilir gerekli koşullar sağlanırsa. Bu insan hakları temelli vurgu, işte adil yargılanma, adalet vurgusu, devamında bu alandaki anayasa değişiklikleri hepsi bir bütün olarak değerlendirilebilir. Ama işte bu çerçevede hareket edilmesi gerekir. Yani biz vatandaşız, aynı zamanda hukukçuyuz. Yani bu alanda tabii ki İnsan haklarıyla ilgili dediğim gibi sayısız sorunumuz söz konusu. Yani çok büyük problem yaşıyoruz. İnsan haklarının temel hak ve özgürlük
ilkelerin önemsendiği bir ülkeyi isteme hakkımız var. Buradaki eksiklikleri de söyleriz, söylüyoruz. Yani politikacılar birbirlerine laf söyleyebilirler. Biz onu diyemeyiz. Yani burada söyleriz yani. Görüyoruz işte dediğim gibi tweet atanı tutukluyorsanız olmaz yani. İfade özgürlüğü yani bu bizim söylediğimiz cümle yanlışsa hani söylediğimizde kızıyorlar. Şimdi burada maddeye konulmuş. Demek ki bunları düzeltmemiz lazım. Yani bozulmaya gerek yok. Düzeltmeliyiz yani. Düzeltmeliyiz, ilerlemeliyiz. Ama yani yine toplumu bu çalışmaları yaparken ayrıştıracak bir dil üzerinden hareket edilmemeli. Yani anayasanın değiştirilemez ilkeleri orada duruyor. Siz anayasa değişikliği yaparsınız. Yani yeni kuruluş vesaire gibi söylemler nereden çıkıyor? Yani bunları doğru bulmak mümkün değil. Yani ne olduğunu tabii şimdi baştan da herkesi şey yapmak istemiyorum. Yani bir de görmemiz lazım. Önyargılı da bakmamak lazım. Ama yani artık bu bazı şeyleri bırakıp dediğim gibi kadın, çocuk, eğitim, çağdaşlaşma, bilim alanında gelişimler sağlamamız gerekiyor. Bu da kamplaşarak, kutuplaşarak, ayrıştırarak olmaz. Yani biz çok güzel bir ülkeyiz. Bu ülkenin insanları her zaman biliyorsun sahip çıkar. Bugün küçücük bir şey olsun herkes bir araya gelir. Bunu unutmayalım. Ama bu zor dönemler olmadığında insanlar birbirini korumak için kendilerini rakip görebilir. Biz politikacıların diline aldanmayalım vatandaşlar olarak. Onlar birbirlerine kızabilirler, söylemlerde bulunabilirler. Ama biz vatandaşlar olarak aldanmayalım. Politikacılar da daha hassas olsun. Özellikle anayasa, ya kuruluş vesaire gibi noktalardan. Hani biz tamam ön yargılı davranmayalım ama onlar da dikkat etsin. Ben açıkçası düzenlemenin bu şekilde olabileceğini söylüyorum. Onun dışında bir argüman gelirse tabii daha sert, daha net yorum yapabiliriz. Konuşacağız çünkü belli ki Sayın Kılıç. Belli değil şu anda. Önümüzdeki günler konuşacağız belli ki önümüzdeki günlerde. Tartışacağımız konu başlıklarından biri de bu olacak gibi görünüyor. Tabii. Yakın zamanda bir de bir yargı reformunun açıklanması bekleniyor biliyorsunuz. Aslında yani, bize birazcık o yargı reformunun içerisinde neler olacağının da birazcık aslında bu eylem planıyla mesajı verilmiş oldu diyebiliriz. Yani tabii göreceğiz, izleyeceğiz. Biz dediğim gibi olumsuzda bakmamak lazım ama geçmiş hataları, eksiklikleri de mutlaka görüp gidermek gerekir. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kılıç katıldığınız için. Estağfurullah. Gerçekten çok uzun bir eylem planından bahsediyoruz ve hukuki bir de dili olduğu için ve aynı zamanda hukuk düzeni açısından da önemli bir metin olduğu için elimizden geldiğince yorumlamaya çalıştık. Sağ olun, var olun katıldığınız Siz için. De sağ olun. Sağ olun, elinize sağlık. Teşekkürler. Avukat Hasan Kılıç konuğumuzdu. İnsan hakları eylem planını değerlendirdik elimizden geldiğince. Çünkü 2 yıldır üzerinde çalışılan bir metinden bahsediyoruz ve genellikle de sahadan toplanan verilerle mağduriyetlerin giderilmesi hem hukuk anlamında hukukçuların hem de vatandaşların yargıyla olan ilişkisini güçlendirmek amacıyla hazırlanmış 50 hedefi olan 393 faaliyeti içeren 11 temel ilkede 9 amaçla hazırlanmış bir metni değerlendirdik Sayın Avukat Hasan Kılıç'la birlikte.